Oğlum, haber var mı dedim. Teyze o... Çıktı mı? Çıkardın mı? Benim yüzümden nezarethaneye girdi kızcağız. Kim bilir ne haldedir şimdi? Teyzeciğim, doktoru duydun. Sakin olman lazım. Üzülmemen. Oğlum, Aziz'i suçsuz diyorum. Ben istediğim için canını tehlikeye attım. Bir de şimdi üstüne nezarethanede. Suçunu neden kabul etti öyleyse? Görüyor musun iyilik yapayım derken kızcağızın başına geleni? Ya niyeti para olan biri çantayı alır kaçardı. Fidye istediğini, bu amaçla yanımızda çalıştığını kabul etmiş. Aleyhine oldukça fazla delil var. İnkar edemeyeceğini anlamış olmalı. Bu durumda 10 yılla... Teyzem onun masum olduğunu söylüyor. Adresi ona o vermiş. Parayı götürmesini istemiş. Jülide Hanım mı? Benim yüzümden. Ya durup dururken şimdi 10 yılla mı yargılanacak kızcağız? Azize suçlu değil diyorum. Ben istedim. Ben istedim gitmesini. Tamam teyzeciğim. Sakin ol biraz. Bak yine rengin bembeyaz oldu. Doktorun dediklerini unutma lütfen. Nasıl? Nasıl bir masumun başını yaktım ben? Suçunu kabul etmiş. Oğlum Azize suçsuz diyorum. Kim bilir ne kadar telaşlandı, korktu. Öyle bir başınayken. Çaresizlik insana her şeyi yaptırır oğlum. Bunu en iyi ben bilirim. Tamam teyzeciğim, sakin ol. Oğuz, benim Azize'yi bulmam lazım. Teyze, lütfen. Salim Beyler de birazdan gelirler. Asya. Asya nasıl? Asya iyi. Siz hiç merak etmeyin. Hastanedeki halini görecektiniz Jülide Hanım. Öyle korktu ki size bir şey olmasın diye. Jülide teyzeciğim nasılsınız? Çok iyi gördüm sizi. Çok şükür kızım. Sağ ol, eksik olma. Jülide Hanım, ben çayınızı hazırlayayım. Siz bir şey ister misiniz Yıldız Hanım? Bir kahveye hayır demem. Her zamankinden alsın lütfen. Hastanedeymişsiniz hep. Hediye anlattı. Hepinizi çok yordum değil mi? Ne demek Jülide teyzeciğim? Siz iyi olun yeter. Çok korkuttunuz bizi. Ama çok iyi görünüyorsunuz. Sağ ol kızım. O kadar mutluyum ki şu anda. Bu gerçeğin ortaya çıkması... Çalışanınızın... Azize? Evet. Polislerin yakaladığını biliyorsunuz değil mi? Maalesef. Dün geceyi nezarethanede geçirmiş. Maalesef. Azize masum kızım. Jülide teyze, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Evet, gayet farkındayım. Azize masum. Aynı zamanda başkası için hayatını tehlikeye atacak kadar cesur ve iyi bir kız. Oğuz. Oğuz biliyor her şeyi, anlattım. Hatta onu almaya çıktı. Azize'yi alıp getirecek. Oğuz mu? Oğuz işini gücünü bıraktı, bir hizmetçinin peşinden mi gitti? Aslında ben gidecektim. Ama Oğuz kalkmama izin vermedi. Benim yerime gitti. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gitmediğiniz iyi olmuş. İyi ki Oğuz gitmiş. Biliyor musunuz, Oğuz'un en sevdiğim yönlerinden biri de ailesine çok düşkün olması. Sizi kendi annesi gibi görüyor. Hatta görmüyor, kendi annesi gibi seviyor. Ben de öyle.
Oğuz benim için yavrularımdan farksız. Kuyubaşı Mahallesi. Bana biletini aldığını söyle. Halletmem gereken birkaç şey daha kaldı. Onları da bitirip... Onlar? Onlar da kimmiş bakayım? Bak ya. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. İlişki bitirme konusunda hiç iyi olmadığımı biliyorsun. Başlama konusunda üstüne yok ama. Bir saniye Tarık. Kuyubaşı Mahallesi. 100 metre sonra sola dönün. Kuyubaşı mı? Orası da neresi ya? Bir mahalle. Ne işin var senin bir mahallede? Oğuz, bir sorun yok değil mi? Asya! İşte böyle Yıldız'cığım. Ben torunumun izine ulaştım sanırken meğer her şey korkunç bir tuzakmış. Asya? Canım? Asya? Kızım niye orada duruyorsun? Gelsin böyle. Ana. Ana anneciğim. Mahalle burası da, sokak neresi? Bir saniye. Ne istiyorsunuz? Konuşmak istiyorum. Arabaya geçer misin? Arabaya mı? Tamam. Burada konuşalım. Ben sizinle konuşmak falan istemiyorum. Ayrıca işim var. Bir saniye. Konağa gidiyoruz. Konağa? Teyzem seni bekliyor. Konağa falan gelmek istemiyorum ben. Ayrıca işim var dedim. Senin işin benim söylediklerimi yapmak. Neden olduğunu onca şeyden sonra gelip teyzemle görüşeceksin. Buna mecbursun. Suçu neden kabul ettim bilmiyorum. Ama eğer bunu teyzemi etkilemek için yaptıysan... Etkilemek? Etkilemek öyle mi? Ya siz nasıl insanlarsınız? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Ben dün geceyi nezarette geçirdim. Kimin yüzünden? Sizin yüzünüzden. Sizin. Şimdi bir de karşıma geçmiş, hiçbir şey olmamış gibi bana emir mi veriyorsunuz? Defalarca söyledim size. Defalarca benim niyetim sadece yardım etmekti. Başka bir şey değil. Ama siz anlamadınız. Görüyorum ki hala aynı noktadasınız. Neyse. Ben bunu size onlarca kez söylemiştim, değil mi? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey.
Jülide Hanım'a söyleyin. Ben iyiyim. Merak etmesin beni. Siz de bir daha karşıma sakın çıkmayın. Sakın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eğer o iğrenç planla uzaktan yakından bir alakan varsa... Eğer varsa... Bırak! Bırak! Teyze. Oğuz. Azize nerede oğlum? Yoksa bulamadın mı? Buldum teyze. Konuştuk. Nasıldı? Kim bilir ne kadar perişandır. Görmek istediğimi söyledin değil mi? Hı hı. İşi vardı. Gelemedi. Ama... Teyze, şirkete gitmem gerekiyor. Erteledim, bir toplantım vardı. Tabii, tabii sen işine bak oğlum. Hediye, benim telefonum nerede? Buyurun Jülide Hanım. Bir Azize'yi arasana, en azından sesini duyayım. Hay Allah, yine kapalı. Gel. Aşkım. Şirkette olduğunu söyleyince ben de kahveleri kapıp geldim. Hoş geldin ama. Biliyorum. Meşgulsün. Ben de tam onun için geldim zaten. Biraz seni dinlendirip gideceğim. Ama bana 5 dakika vermen lazım. Senin ne kadar zor bir gün geçirdiğini biliyorum. Bu hizmetçi parçasının peşinden gitmek. Neyse. Ya biliyorum bunu teyzen istedi diye yaptım. Bir tek gelmemiş, öyle mi? Ya sen o kadar peşinden git be, o gelmesin. Gerçi neden gelmediğini de biliyorum ben. Kesin para isteyecek yine. Ben sizinle konuşmak falan istemiyorum. Ayrıca işim var. Bir saniye. Konağa gidiyoruz. Konağa? Teyzem seni bekliyor. Konağa falan gelmek istemiyorum ben. Ayrıca işim var dedim. Senin işin benim söylediklerimi yapmak. Neden olduğun onca şeyden sonra gelip teyzemle görüşeceksin. Buna mecbursun. Suçu neden kabul ettim bilmiyorum. Ama eğer bunu teyzemi etkilemek için yaptıysan... Etkilemek? Etkilemek öyle mi? Ya siz nasıl insanlarsınız? Ne zannediyorsunuz kendinizi?
Ben dün geceyi nezarette geçirdim. Kimin yüzünden? Sizin yüzünüzden. Sizin. Şimdi bir de karşıma geçmiş, hiçbir şey olmamış gibi bana emir mi veriyorsunuz? Defalarca söyledim size. Defalarca benim niyetim sadece yardım etmekti. Başka bir şey değil. Ama siz anlamadınız. Görüyorum ki hala aynı noktadasınız. Neyse, ben bunu size onlarca kez söylemiştim, değil mi? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Jülide Hanım'a söyleyin, ben iyiyim. Merak etmesin beni. Siz de bir daha karşıma sakın çıkmayın. Sakın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eğer o iğrenç planla uzaktan yakından bir alakan varsa, eğer varsa... Bırak! Bırak! Kesin para isteyecek yine. Sabah kapına dayanırsa şaşırma. Konuyu hiç konuşmasak. O kadar dua ettim ki yavrucak sağ salim dönsün diye evine. Allah korusun. Saçının bir tane bile zarar gelse kendimi hiç affetmezdim hiç. Ablacığım böyle söyleme ne olur. Hem bak, Ali'miz sağ salim yanımızda çok şükür. Ben senin bugüne kadar yaptığın... Azize lütfen. Ben senin bugüne kadar yaptığın iyilikleri nasıl yok sayarım? Hakkını nasıl öderim? Bunun yaşanması gerekiyormuş, yaşadık. Çok şükür sonu iyi bitti. Azize. Abla, bir suçlu aranması gerekiyorsa o benim. Oğlumu hiç yalnız bırakmamalıydım. Azize, bak benden sana söz. Bir daha hiç ayırmayacağım gözümü Ali'nin üzerinden. Sen için rahat bir şekilde gidebilirsin işine. Abla o iş... Ben bıraktım. Gitmeyeceğim artık. Bıraktın mı? Ama Azize, işin olmadan nasıl olacak bir kuzum? Yani keşke benim... Abla... Abla ben seni bilmiyor muyum? Sen söylesen de söylemesen de nasıl bir borç yükü altında kaldığını... Hem benden gizli gizli Ali'nin cebine sıkıştırdığım paraları da unutmadım. Ben Ali'ye bir bakayım. Alo. Hediye abla. Hı. Telaştan kapalı kalmış. Telefonu unutmuşum ben. Sağ ol Hediye abla ama ben... Bak, Jülide Hanım seni istiyor. Veriyorum. Alo. Azize kızım. Oğuz Bey kalktı mı? Hiç uyumadı ki. Allah Allah. Allah Allah, niye ki? Jülide Hanım da çok iyi. Sabaha karşı geldi. Çalışma odasına girdi. Daha da çıkmadı. Nişanlı olması aşık oldu diyeceğim ama. Nişanlı ama ejder. Yani. Nişanlı da. Ben Jülide Hanım'a hiçbir kötülük yapmadım.
Jülid Hanım kendine geldiğinde her şeyi anlatacak size. O zaman anlayacaksınız masum olduğunu. Bunun için mi çağırdınız beni? Şikayetinizi geri çekmenizi isteyecektim. Buradan ancak böyle çıkabiliyormuşum. Bunu ne cüretle istersin benden? Biliyorum. Farkındayım. Benim her türlü cezayı hak eden bir cani olduğumu düşünüyorsunuz. Tamam, öyle düşünün. Ama ben masum olduğumu kanıtlayacağım. Eğer ispatlayamazsam o zaman cezamı çekmeye razıyım. Ama yeter ki çıkarın beni buradan. Benim buradan çıkmam lazım. Bu gece burada kalamam. Kendim için istemiyorum, yalvarırım. Yardım edin bana ne olur. Benim buradan çıkmam lazım. Bırak! Bırak! Gel. Kahveniz. Teşekkürler Hediye Hanım. Oğuz Bey. Başka bir şey ister misiniz diye soracaktım. Hayır. Kahveniz. Azize, hoş geldin kızım. Hoş bulduk ablacığım. Hadi içeri geç. İçeri geç de Jülide Hanım'a bir görün. Seni beklemekten gözü yollarda kaldı. Jülide Hanım, bakın kim geldi. Azize, gel kızım. Gel otur. Jülide Hanım. Beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Siz iyisiniz ya. Önemli olan bu. Azize. Beni affedebilecek misin kızım? Estağfurullah. Yormayın kendinizi. Sizin bir suçunuz yok. Var. Panik yaptım. Önünün sonunu düşünemedim.
torununuzu öldürürüm deyince aklım darmadağın oldu. Ben ne yapacağımı bilemedim. Tatsız şeyler geride kaldı. Ya aslında ben... Jülde Hanım, iyi misiniz? Çarpıntım tuttu kızım. Anne. Ben bir bardak su getireyim. Jülide Hanım, bir yudum için iyi gelir. Azize, kızım Jülide Hanım'ın odasında tansiyon aleti var. Bir zahmet getiriver. Ay ne diyorum ben. Benim odamdaydı müştemelatta. Masanın üzerinde kızım. Hadi. Bir şey söylemek istiyorum. Buradaki işin için deneme süresini beklemeye gerek yok. Kalıcı olmanı istiyorum. Eğer kimliğini getirirsen hemen sigorta girişini yaptıracağım. Suçu neden kabul ettim bilmiyorum. Ama eğer bunu teyzemi etkilemek için yaptıysan... Etkilemek? Etkilemek öyle mi? Ya siz nasıl insanlarsınız? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Ben dün geceyi nezarette geçirdim. Kimin yüzünden? Sizin yüzünüzden. Sizin. Şimdi bir de karşıma geçmiş, hiçbir şey olmamış gibi bana emir mi veriyorsunuz? Defalarca söyledim size. Defalarca benim niyetim sadece yardım etmekti. Başka bir şey değil. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Jülide Hanım'a söyleyin. Ben iyiyim. Merak etmesin beni. Siz de bir daha karşıma sakın çıkmayın. Sakın. Hiçbir yere gitmiyoruz. Eğer o iğrenç planla uzaktan yakından bir alakan varsa... Eğer varsa... Bırak! Bırak! Ben buraya iş için değil, Jülide Hanım için geldim. Şu an kendisi bilmiyor ama toparlasın, söyleyeceğim. İşe devam etmeyeceğim diyorsun. Hayır. Bir daha bu eve asla gelmeyeceğim. Tansiyonunuz biraz yüksek Jülide Hanım. İlacınızı almış mıydınız? Yok, sonra alırım. Daha yeni içtim öbür ilacı. Öyle olmaz ama. Bu konuda doktorumuzu dinliyoruz. Sizi değil. Öyle bakmayın. Oğuz Bey'in de talimatı var. Azizeciğim, kızım şu tansiyon ilacını verir misin sana zahmet? Seni gördüm ya, artık içim rahat. Çabucak iyileşirim ben. Öyle hakikaten. Jülide Hanım başta biraz heyecan yaptı ama baksana. Yüzüne renk geldi sayende. Azize, benim yüzümden başına gelenleri nasıl telafi edebilirim kızım? Gerçekten önemli değil. Ama
Önemli değil olur mu? Hayatını tehlikeye attın. Başına gelmeyen kalmadı. İstersen birkaç gün dinlen, sonra gelirsin işe. Yok yok, siz gönderseniz bile ben salmam. Siz önce bir iyileşin, kendinize gelin ondan sonra. Baksanıza ilaç gibi geldi size. Jülide Hanım, bir yüzümüzü mü yıkasak? Ferahlarsınız. Daha çabuk kendinize gelirsiniz. İyi olur aslında. Yardım edeyim ben de. Sağ ol kızım. Acele etmeyin Jülide Hanım. Yavaş yavaş. Bu ani iniş çıkışlar bayağı zorluyor insanı. Ah. Tansiyon işte. Olanlardan dolayı herkes üzgün. Biliyorum. Sen aynı zamanda kızgınsın da. Hayat işte. Bazen her şeye rağmen yoluna devam etmek gerekir. Hem senin hem de teyzem için en doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Maalesef ben öyle düşünmüyorum. Size daha önce de söyledim. Jülide Hanım iyileştiğinde buradan gideceğim. Daha fazlasını yapamam. Alo. Selam.